Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi baları öreceğiz hep birlikte. Daha evvel kanalımda kadife iple bal arısı tarifimi paylaşmıştım. Amigurumi ipiyle örmek isteyen arkadaşlarımız için de farklı bir tarif paylaşıyorum. Kanalımı ve videolarımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Sihirli halka ile çalışmamıza başlayacağız. İpliği şöyle tutalım. Kendimize doğru çeviriyoruz. Burada bir halka oluşturuyoruz. İplerin kesişme noktasından parmağınızı sıkıca tutun. Tığı bu halkanın içinden geçiriyoruz. Şimdi ipi arkadan alalım. Halkanın içinden çekelim. Elinizi bırakmayın. Sol eli bırakmayın parmakları. Sonra tekrar ipi alıyoruz. Şimdi bu minik halkanın içinden geçiriyoruz ve halkayı kilitliyoruz. Buna zincir diyoruz. Bu minik olana zincir. Bu halka da sihirli halka. Şimdi bu sihirli halkanın içine 6 adet sık iğne öreceğiz. Sık iğne nasıl örülür? Şimdi bakın. Sihirli halkanın içinden tığ geçiriyorsunuz. Arkadan ipi alıyorsunuz. Tığımızda 2 ilmek var. Tekrar ipi alacağım. Bu sefer ikisinin içinden geçireceğim. Buna sık iğne diyoruz. Bu bir. Bakın şu V bize sayıyı gösteriyor. Bir tane örmüş olduk. Şimdi ikinciyi öreceğim. Tekrar sihirli halkanın içinden tığ geçiriyorum. Arkadan ipi aldım. Tığımda 2 ilmek var. Tekrar ipi alıyorum. Şimdi 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. 2 1, 2. İkinci sık iğneyi ördüm. Şimdi 4 tane daha öreceğiz. 3 4 5 ve 6. Toplam 6 adet sık iğne örmüş olduk. Bu V zincirleri saydığınız zaman sağlamasını yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Şimdi kısa ipi tutup çekeceğiz. Bu şekilde çekmeyin ama. Önce örgünüzü burada bir tutun. Bozulmasın örgünüz, sıkışmasın. Burası sıkışır yoksa çirkin bir görüntü olur. Bu örgüyü burada sıkıca tutun. Şimdi kısa ipi tutuyorsunuz. Çekiyorsunuz. Çekince de ortası bakın bu şekilde sıkışmış oluyor. Şimdi spiral öreceğiz. Dönerek örüyoruz. Şimdi dönerek örerken de sıranın başını kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bu çalışmalar sayıyla yapıldığı için bazen sayıları unutabiliyoruz. Kontrol etmek istiyoruz geriye dönük olarak. O zaman sıranın başını belirlersek bu kontrolü yapmanız daha da kolay olacaktır. Şimdi spiral örmede sıra başını belirlemek için bir takım işaretler var, kilitli iğneye benzeyen ya da evinizde minik kilitli iğne varsa onu da kullanabilirsiniz. Burada sıranın başına sürekli o iğneyi takıyorsunuz ki sıra başı kaybolmasın. Ben iğne kullanmıyorum. Tehlikeli olabilir. Küçük arkadaşlarımız da var örmeyi öğrenmek isteyen. Ellerine batabilir. Dolayısıyla bir ip parçası kullanıyorum. Çok daha kolay olacağını siz de göreceksiniz. Farklı renkte kısa bir ip parçası kesip buluşalım. Evet, ben pembe renkte bir ip parçası kullanacağım. Şimdi bakın buraya yerleştirelim. Sıranın bittiği yere şöyle buraya yerleştiriyorsunuz. Burası bizim sıra başımız, sıra sonumuz. Şimdi ikinci sırada her zincirin içine çift sık iğne öreceksiniz. Zincir dediğim bu V olanlar. Bu başlangıçta çektiğim zincirin parçası. Ona hiçbir şey örmüyorsunuz.
şuveye gözüken zincirin içine buraya öreceksiniz. İki tane sık iğne öreceğiz aynı zincire. Bakın bu birincisi. Şimdi ikinciyi öreceğim. Yine aynı zincirin içine arkadan ipi alıyorsunuz, geçiriyorsunuz. Tığımızda 2 ilmek var. Topluyoruz. 2. Bakın 2 tane örmüş oldum. Şimdi böyle sıra sonuna kadar devam edeceksiniz. Çift çift öreceğiz. Her zincire çift. Birinci sırada 6 tane sık iğne ördüğümüze göre şimdi ikinci sırada 6 tane çift öreceğiz. Üçüncü çift örüyorum. 1 2 Dördüncü çift 1 2 Beşinci çift 1 2 Altıncı çift 1 2 6 tane çift ördüm. Bu V zincirleri saydığınız zaman 12 tane sık iğne örmüş olmalısınız. Sayıp kontrol ediyorsunuz. Bakın koyduğumuz işaret de burada olacak. Kullanmadığımız bir sonraki zincirin içinde olacak. O zaman sıranın sonuna geldik. Doğru ördük anlamına geliyor. Şimdi bakın bu işareti buradan alacağız. Çıkarıyorsunuz. Şimdi tekrar buraya yerleştiriyoruz. Yeni sıraya başlayacağız. Şimdi bir tane tek öreceğiz. Şimdi buraya bir tane sık iğne öreceğiz. 1. Şimdi çift öreceğiz. Yani sonraki zincirin içine buraya ördük bir tane. Sonrakinin içine çift öreceksiniz. 1 2 Şimdi tek. Bir tek. Bir tane çift. 1 2 Bir tek, bir tane çift. 1, 2. Dikkat ederseniz tekrarlayarak gidiyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Yani bu sırada tekrarladığımız grup bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde tekrarlayarak görüyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift 2 bir tek sonuncu bir çift 1 2 Bakın bir tek bir çift ördük. Bu V zincirleri saydığınız zaman da sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Geliyoruz yeni sıraya. Şimdi 2 tek bir çift öreceğiz. 1 2 1 2 Bir tane çift örüyoruz. 1 2 Yine 1 2 tane tek örüyoruz. 1 yanındakine 2 Şimdi buraya çift. Aynı zincire 2 tane. 1 2 tane örüyoruz tek tek. 1 yanındakine 2 Şimdi çift öreceğim. 1 2 2 tane tek 1 2 1 tane çift 1 2 2 tane tek 1 2 1 tane çift öreceğiz. 1 2 2 tane tek 1 2 1 tane çift örüyoruz 1 2 Sırayı bitirdik. Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonraki sıralarda sıra sonuna kadar örmeyeceğim. Size tekrarlayacağınız grubu örerek örnek göstereceğim. Siz o grubu tekrarlayarak sıra sonuna kadar öreceksiniz. Şimdi yeni sıramızda 3 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3. Bu birinci.
yanındakine 2, onun yanındakine 3. Bakın 3 tane ördük. Şimdi çift örüyorsunuz. 1 aynı yere bir tane daha 2. Bakın V gibi oldu. 1, 2 tane. 3 tek, 1 çift. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 3 tek, 1 çift. 3 tek, 1 çift. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Yani bu ördüğümüzden toplam, bunu da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane öreceğiz ve tamamlayacağız sırayı. Sırada da toplam 30 tane sık iğne örmüş olacaksın. Kontrol edersiniz. Zincirleri sayıp sıranız bittiğinde 30 tane olması gerekiyor. Kontrol etmeniz çok önemli. Bir tane bile sayı hatalı olursa sonraki öreceğiniz sıraları etkileyecek. Oyuncağınızın çalışmanızın yanlış olmasına sebep olacak. Güzel bir görüntü doğmayacak. İşiniz bittiğinde diğer sıralardaki sayılar uyuşmayacaktır. Şimdi 3 sık iğne, 1 arttırma, 3 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 4 tane tek örüyoruz bu sırada. 4 tane tek tek. 1, 2, 3, sonuncu 4. Şimdi bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 4 tane tek, 1 çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada da toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sıramızdayız. 5 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 5 tek, 1 çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet, sıranın sonuna geldik. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada 6 tane tek tek örüyorsunuz. Bakın her zincire bir tane ama 6 tane. Bu 1. Bir sonraki zincire 2. Sonrakine örüyorsunuz. 3. Bir sonrakine 4. Sonrakine 5. Bir sonrakine 6. Şimdi buraya çift öreceğiz. Aynı zincire 2 tane örüyorsunuz. 1, 2, 6 tane tek, 1 tane çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 48 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sırada 7 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 7 tek, 1 çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 54 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sıramızdayız. 8 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 8 tek, 1 çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam
60 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi artık arttırmaları yapacağımız sıralar bitti. Bundan sonra düz öreceğiz. Artık arttırma yapmıyoruz. Yani çift örmüyoruz. Düz örüyorsunuz. Her sırada 60 adet sık iğne olacak şekilde toplam 10 sıra öreceğiz. 10 sıra sonra da buluşuyoruz. Evet, 10 sıra örgümü tamamladım. Geliyoruz yeni sıramıza. Şimdi azaltmalara başlayacağız. Bu sırada size azaltma nasıl yapılır öğreteceğim. Şimdi 8 tane tek tek örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bir tane azaltma yapacağız. Bir sonraki zincirin içine tığınızı geçiriyorsunuz. Arkadan ipi alıyorsunuz. Yine sonraki zincirin içine tığ batırıyorsunuz. Tekrar ilmek alıyorsunuz arkadan. Bakın tığımızda 3 ilmek olacak. Şimdi 3'ünü birden toplayacağız. 3'ünü topluyoruz. Buna azaltma diyoruz. Şimdi bu sırada tekrarlayacağımız grup bu. 8 tane tek örüyorsunuz. 8 tek, 1 tane azaltıyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Sırada toplam 54 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sıraya başlıyoruz. 7 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane azaltıyoruz. Yedi tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 48 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sıraya başlayacağız. Bakın çalışmanızın şekli de böyle olacak arkadaşlar. Buraya kadar arttırdık. Düz 10 sıra ördük. Şimdi azaltmalara geçtiğimiz için de burası kapanmaya başladı. Şimdi yeni sırada 6 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 bir tane azaltıyoruz. Altı tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sıramızdayız. 5 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 bir tane azaltıyoruz. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 5 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sıraya başlayacağız. 4 tane tek örüyoruz. 1 2
3, 4, bir tane azaltıyoruz. 4 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi vidalı gözleri takma zamanı. Vidalı göz elinizde yoksa sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örerek bir daire örüp onu da dikebilirsiniz. Vidalı gözünüz varsa da gözleri bu tepeden saydığınız zaman sıraları tek tek sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye sayıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. 14. ve 15. sıralar arasına takıyorsunuz. Sonra bu gözü taktıktan sonra sonraki delikten saymaya başlıyorsunuz. 11. deliğe de diğer gözü takıyorsunuz. Bakın böyle delikleri sayıyorsunuz. Bu gözü taktık bu deliğe. 1, 2, 3, 4 tek tek sayıyorsunuz. 11. deliğe de diğer gözü takıyorsunuz ve gözleri arkalarına kilitliyorsunuz. Bakın kilitleri de bu şekilde aparatlar var. Gözün arka kısmına şöyle takmanız gerekiyor. Şöyle takıyorsunuz ve sıkıştırıyorsunuz ki gözler çıkmasın. Sıkı sıkı otursun. Şimdi siyah iple örgüye devam edeceğiz. Sarıyla öreceğimiz sıralar kafa kısmında bitti. Şimdi bir müddet siyahla öreceğiz. Sonra tekrar ipi değiştireceğiz. Sarıyla devam edeceğiz. Dolayısıyla ipi kesmeyeceğim. Sarı ipi. Şimdi nasıl yapacağız? En son yaptığımız azaltma buydu. Sarıyla ördüğümüz. Şöyle bir geri alıyorsunuz arkadaşlar. Azaltma yapar gibi alıyoruz. Tığımızda 3 ilmek varken buradan siyahı alacağız. Sanki örmeye devam ediyormuş gibi ama siyahla örmeye devam edeceğiz. Bu 3 tane ilmeğin içinden siyahı geçiriyorum. Şimdi siyahla çalışmaya devam edeceğim. 4 tane tek öreceğiz. Şöyle arkadaki siyahı da iç tarafı alıp öreceğim ki sökülmesin. Şöyle düzeltelim. 1 2 3 ve 4. Şimdi arttıracağım. Çift örüyorum. 1 2 Ne ördük arkadaşlar? 4 tane tek ördük. 1 2 3 4. 1 tane çift ördük. 4 tek 1 çift. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet, sırayı tamamladım. İşaret koyalım. Sıra başını kaybetmeyelim. Şimdi yeni sırada 5 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane çift örüyorsunuz. 1 2 Ne ördük? 5 tane tek, 1 tane çift ördük. Bu grubu şimdi sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 5 tane daha bu gruptan örüyoruz. Sırada toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet, yeni sıraya başlayacağız. Bu sefer 6 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 Bir tane çift öreceğiz. 1 2 6 tane tek, bir tane çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada da toplam 48 adet sık iğne örmüş olmalısın. Örelim. Sıra sonunda buluşalım.
Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi yeni sırada düz örüyorsunuz. Sadece 48 adet sık iğne örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi sarı iple örgümüze devam edeceğiz. İplik değiştireceğiz. Bakın sarı ip burada, diğer alt sırada bırakmıştık. Şimdi son ördüğünüz sık iğneyi şöyle bir geri alın. Tığınızda 2 ilmek kalsın. Sarıyla örgüye devam edeceğiz. Şimdi sarıyı alıyorsunuz. Bu arkadaki ipi çok sıkmayın arkadaşlar. Şurayı gevşek bırakın ki burası sıkışmasın. Şu ördüğümüz siyah sıralar sıkışmasın. Şimdi ikisinin arasından sarıyı geçiriyorum. Şimdi bundan sonra yine düz öreceğiz. 4 sıra örüyoruz. Her sırada 48 adet sık iğne olacak şekilde 4 sıra örelim. 4 sıra sonra buluşalım. Evet, 4 sıra sarıyla örgümü tamamladıktan sonra siyaha geçeceğim. Yine son sık iğneyi geri alıyorum. Tığımda 2 ilmek varken arka taraftan siyah ipi alacağım. Siyahla örmeye devam edeceğim. 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi 3 sıra öreceğim. 3 sıra daha. Her sırada 48 adet sık iğne olacak şekilde düz örüyoruz. 3 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 3 sıra düz. Her sırada 48 tane ördüm. Şimdi yeni sırada 6 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bir tane azaltıyoruz. 6 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 42 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet, sıranın sonuna geldim. Azaltma ile bitirdik tabi sırayı. 6 sık iğne, bir azaltma devam ettik. 6 sık iğne, bir azaltma. Bu azaltmayı geri alın. Tığınızda 3 ilmek olsun. Sarıyı alacağız. Sarı ipi alacağız. Bu 3 ilmeğin içinden geçireceğiz. Çünkü örgüye sarı ile devam edeceğiz. Şimdi bu sırada 5 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane azaltıyoruz. 5 tek bir azaltma. 1, 2, 3, 4, 5 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sıramızda 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane azaltıyoruz. 4 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet, çalışmamızın şu anki durumu, görüntüsü böyle olacak arkadaşlar. Şimdi kafa kısmını elyafla dolduruyoruz. Sadece kafa kısmını doldurun. Çünkü gittikçe kapatmaya başlayacağız. Kafa kısmını doldurmanız zorlaşabilir. Dolduralım, buluşalım. Evet, kafa kısmını doldurduk. Şimdi örgüye devam ediyoruz. Tekrar kaldığımız yerden. Şimdi 3 tane sık iğne örüyorsunuz.
Şöyle. Bir. İki. Ve üç. Bir tane azaltıyoruz. Üç tek. Bir azaltma. Bir, iki, üç. Bir tane azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıranın sonuna geldim. Şimdi yeni sırada 2 tane tek örüyoruz. 1 2 1 tane azaltacağız. 2 tek bir azaltma. 1 2 bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet, sıranın sonuna geldiğimizde şimdi renk değiştireceğiz. Bu son azaltmamızı geriye alıyorsunuz. 2 sık iğne bir azaltma, 2 sık iğne bir azaltma ördük. Sıranın sonuna geldik. Şimdi siyah iple değişiyoruz. Ve siyah iple düz bir sıra öreceğiz. Sadece 18 tane düz sık iğne örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, düz bir sırayı ördüm. Şimdi yeni sırada bir tane tek örüyoruz. Bir tane azaltacağız. Bir azaltma öreceğiz. Bir tek bir azaltma. Bir tek bir azaltma sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bu aşamada içine düzgünce elyafla dolduruyoruz ve sarı ipliği keserek iç tarafta saklıyoruz. Çünkü sarı iple artık örmeyeceğiz. Çalışmamız bitti. İçini de düzgünce doldurup buluşuyoruz. Evet, içine elyafla doldurduğumuzda da görüntünün böyle olması gerekiyor. Şimdi yeni sırada arkadaşlar sadece düz 12 adet sık iğne öreceğiz. Düz örüyorsunuz. 12 tane sıra sonunda buluşuyoruz. Şimdi yeni sıraya geleceğiz. Yeni sırada 6 adet azaltma yapıyorsunuz arkadaşlar. 6 tane azaltıyoruz. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet, son sıraya geldik arkadaşlar. Fakat öncesinde yapmanız gereken bir işlem var. İçini biraz daha elyafla dolduruyorsunuz. Çünkü bu kısmın iğne görüntüsü vermesi ve sivri durması gerekiyor oyuncağınızda. Şimdi içini biraz daha elyafla buradan doldurursunuz. Çok küçük bir delik. Doldurmanız güç olabilir. Evde cımbızınız varsa cımbızla doldurabilirsiniz. Çok daha kolay olacaktır. Son sıraya geliyoruz. Son sırada da sadece 6 tane sık iğne öreceğiz. Bu kısımda her deliğe bir tane sık iğne örüyoruz. 6 sık iğne örerek bu kısmı kapatıyoruz. Çalışman bittiğinde de ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyorsun. Evet, gövde çalışmamızı böylece tamamlamış oluyoruz. İpi biraz uzun bırakmıştık. İğneye geçiriyoruz ve şu uç kısmını da büzerek kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle zikzak çizerek uç kısmını kapatalım, sivrileştirelim. Şöyle büzüyoruz. Ve ipi başka bir yerden çıkarıp artık kesebiliriz. Şöyle çıkaracağım. İpi kesiyoruz ve gövde çalışmasını böylece bitirmiş oluyoruz. Bakın, sizin çalışmanızın görüntüsü de böyle olacak arkadaşlar. Alt kısmındaki, uç kısmındaki bu siyah şeridin sivri olması gerekiyor. Buna dikkat edersiniz. Evet arkadaşlar, yeni bölümde kalan parçalarımızı örmeye
devam edeceğiz ve çalışmalarımızı tamamlayacağız. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.